Tarihimizde kişilikleri, özellikleri ve başarılarıyla ön plana çıkan pek çok lider bulunmaktadır. İşte Türk milletinin en çok tanınan ve tarihimizi yücelten 10 büyük lideri. Mete Han, Büyük Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı ve Oğuz Khan olarak bilinen Mete Han, bütün Türkleri tek bayrak altında birleştiren ilk hükümdardır. Askeri alanda yaptığı reformlarla savaşlara yeni bir boyut kazandırmış, günümüz düzenli ordularının temelini atmıştır. Hükümdarlığı süresince Hun İmparatorluğu'nun sınırlarını genişletmiş ve Çin'i vergiye bağlayan ilk hükümdar olmuştur. Atilla. Atilla, Avrupa Hun İmparatorluğu'nun hükümdarıdır. Askeri bir deha olan Atilla, Doğu ve Batı Roma'ya kök söktürmüş, Avrupalılar tarafından Tanrı'nın kırbacı olarak tanınmıştır. Aman dileğine dokunmayan Atilla, Roma'nın başkentini fethedecekken, Papa'nın Atilla karşısında diz çöküp aman dilemesi sonucu vazgeçmiştir. İstemi Yabgu, tarihteki Türk adıyla kurulan ilk devlet olan Göktürklerin batı kanadının hükümdarıdır. Devlet yönetimi sırasında ağabeyine saygılı davranmış, Bumin Kağan'ın hükümdarlığına tepki göstermeyerek merkezi otoriteye sahip çıkmıştır. Devlet onun yönetimindeyken en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Gazneli Mahmut. Gazneli Mahmut, Gazne Devleti'nin hükümdarı ve sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır. İslamiyet'i yaymak amacıyla Hindistan üzerine 17 kez sefer düzenlemiştir. Sultan Mahmut, hayatının büyük bir kısmını savaş meydanlarında geçirmiş, özellikle Hindistan'a yaptığı seferler onu çok yormuş ve hastalanmasına sebep olmuştur. Doktorların önerilerine rağmen hiç dinlenmemiş ve bir hükümdarın yapması gereken vazifeleri yerine getirmiştir. Rivayetlere göre verem hastalığından vefat etmiştir. Sultan Alparslan. Sultan Alparslan, Malazgirt Meydan Savaşı'nı kazanarak Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarıdır. 200 bin kişilik düşman ordusunu 50 bin kişiyle yenerek Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i de esir almıştır. Anadolu'nun Türkleştirilmesi yolundaki çalışmalar Malazgirt Zaferi ile birlikte hız kazanmıştır. Timur. Tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasi dehalardan biri olarak kabul edilen Timur, sağ ayağı aksak kalacak şekilde darbe aldığından kendisine Farsça Timurlenk, Türkçe olaraksa Aksak Timur denilmekteydi. Orta Asya toplumlarının İslamlaşmasında büyük etkisi oldu. 1402'de yapılan Ankara Savaşı'nda Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt'i mağlup etmiş ve Osmanlı'yı fetret devrine sokmuştur. Çin'e sefer düzenlerken 69 yaşında vefat etmiştir. İkinci Mehmet. İkinci Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahıdır. Çağ kapatıp çağ açan bir hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiğinde yalnızca 21 yaşındaydı. Bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Yavuz Sultan Selim. Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı ve ilk Türk halife olan Yavuz Sultan Selim, babası 2. Beyazıt'e karşı darbe yaparak tahta çıkmıştır. Hayatı savaşlarla geçmiş, Osmanlı topraklarını 8 yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüştür. Tarihte görülmüş en büyük askeri dehalardan biridir. Geçilemez denilen Sina Çölü'nü 13 günde geçmiştir. Rivayetlere göre babası Selim'e kılıcın keskin, ömrün kısa olsun demiş ve Selim çok kısa bir sürede çok büyük başarılar elde etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre görev yapan ve en çok sefere çıkan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman, batıda Muhteşem Süleyman, doğudaysa adaletli yönetiminden dolayı Kanuni Sultan Süleyman olarak bilinir. İmparatorluk Süleyman döneminde en geniş sınırlarına ulaştı. Batıda Viyana'nın kapısına kadar gidildi. Ayrıca Süleyman'ın döneminde Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Tarihin en büyük askeri ve siyasi dehalarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk, sefalet ve yokluk içinde dönemin en güçlü devletlerine karşı büyük zaferler elde etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini atmıştır. Yeni bir hükümet kurarak savaşlar sonrası geri kalmış ve bitap düşmüş halkı yeniliklerle çağdaş uygarlıklar seviyesine getirmeye çalışmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün açtığı yolda yürümeye devam etmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.